2023 tayfa çalışmaya başlıyoruz. 12. sınıf olacak arkadaşlar için YKS çalışma önerilerini bugün sizlere aktaracağız. Eğitimin Üç Dünyası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Doğru zamanda doğru şekilde çalışmaya başlamak yalnızca YKS sınavına hazırlık sürecinde değil, hayatın her alanında sizin işinize yarayacaktır arkadaşlar. YKS'de başarıya ulaşmak için de aynı formül geçerli. Peki YKS'ye çalışmaya ne zaman başlamalıyız? YKS sınavı lise eğitiminiz boyunca edindiğiniz bilgileri ölçmeye yarayan bir sınav. 12. sınıfta çalışmaya başlamak özellikle hedefleri olan arkadaşlar için biraz geç değil mi? Şimdiden çalışmaya başlıyoruz. Şurada bir not verelim. Çok erken başlamak ilk adımlarda yorulmana ve pes etmene de neden olabilir. Onun için bunu çok çok düzenli götürmen lazım. 9 ve 10. sınıf konuları YKS'de karşınıza gelecek. Bu aşamada öğreneceğin birçok konu 11 ve 12. sınıfta öğreneceğiniz konuların temelini oluşturacak. Özellikle hedefiniz yüksekse 9 ve 10. sınıfta yavaş yavaş YKS sınavına hazırlanmaya başlayabilirsiniz. En önemli madde çalışma planı. Herkes aynı tavsiyeyi verir arkadaşlar ama özellikle sınava hazırlık sürecinde düzenli çalışmaktan başka şansınız yok. Bir planlı çalışmak başka hiçbir şey yapmadan sadece ders çalışmak anlamına gelmez. Kimisi günde 3 saat çalışarak yeterince başarılı olabilir ama kimileri içinse daha uzun süreli bir çalışma gerekebilir. Bunun için mutlaka kendinize uygun bir çalışma planı hazırlamanız gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesi daha. Kaygınızı kontrol altına almak. Üniversiteyi kazanmak istiyorum diyenlerin belirli bir ölçüde stres ve kaygı taşımaları normal. Hiç kaygı hissetmeyen öğrencilerde ders çalışma isteği de düşük olur, başarı da düşük olur. Benzer şekilde aşırı kaygılı öğrencilerde stres nedeniyle ders çalışmakta zorlanabilirler. Stresi dengeli bir seviyede tutarak başarınızın önünde bir engel gibi durmasını önleyebilirsiniz. Mutlaka sınav kaygınızı kontrol altına almalısınız. Peki öncelik TYT mi AYT mi? Bu soruya cevap vermeden önce unutmamanız gereken çok önemli bir konu var. 11. sınıfta YKS'nin tüm sitesini üzerinde hissetmeden planlı çalışmalısınız arkadaşlar. Sosyal hayatınızda vakit ayıracaksınız, film izleyeceksiniz, kitap okuyacaksınız. Bu konulardan da geri kalmayacaksınız. Neye nasıl çalışacağınızı çözdükten sonra hem bu sene hem de önümüzdeki sene senin için daha kolay olacak arkadaşlar. Ayrıca okuduğunuz kitaplar, edindiğiniz genel kültür, edebiyat, dil anlatım gibi derslerde de bol bol işinize yarayacak. TYT ve AYT'yi birlikte yürütmek ya da ikisine sırayla çalışmak. Burada altını çizmek istediğim bir konu var. Özellikle 12. sınıfın ilk döneminde TYT, sonrasında ise yavaş yavaş AYT çalışılması 12. sınıf öğrencilerinin AYT ve TYT'yi aynı anda çalışması oldukça güç oluyor. Bunun için ilk başta TYT çalışmalarıyla sonra AYT çalışmalarıyla başlamalısınız. İkisini birden çalışmaya başlarsanız bu sizde bıkkınlık olabilir. TYT'de konu tekrarlarını yaptıktan sonra sık sık test çözmek önümüzdeki sene için sağlam bir altyapı oluşturur. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.